Beşinci soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım beşinci soruda ne yapabiliriz? Evet. Tanjant 5 çarpı tanjant 55 çarpı tanjant 65 çarpı tanjant 75 işleminin sonucu kaçtır? Evet. Acayip durdu. Bana bir soru daha. Şimdi kardeş bunu tamamen senin görmen gerekiyor. Tanjant 5'e dokunmayalım. Tanjant 55'i ben 60 eksi 5 diye yazabilir miyim? Değil mi? Tanjant 55'i tanjant 60 eksi 5 diye yazıyorum. Şöyle kapatıyorum. Tanjant 65'i de tanjant 60 artı 5 diye yazabiliyor muyum? Tanjant 65'e dokunma kalsın. Şimdi arkadaşlar daha önce duymadığınız bir şeyden bahsedeceğim. Yani duymamışsınızdır diye düşünüyorum. Tanjant ispatları da var da şimdi zamanımız yok ona. Belki başka sefer. Tanjant 60 eksi x. Tanjant 60 artı x. Şurayı düzgün bunları not alabilirsiniz. Şurayı. Güzel bir formül yazacağım size. Tanjant 60 artı x arkadaşlar. Eşittir. Evet. Hazır mısınız? Tanjant 100 x arkadaşlar. Bunun ispatıyla kendiniz de uğraşabilirsiniz isterseniz. Sonra beraber bakabiliriz. Tamam mı? Tanjant 3x'e eşittir. Ha, ben o yüzden bak 55, 65. Bak tanjant 5, tanjant 60 eksi x, tanjant 60 artı x. O zaman sen şuraya ne diyebilirsin? Tanjant 15 diyebilirsin. Tamam mı? Şimdi tanjant 15 çarpı tanjant 75. Değil mi? Artık bundan sonrasını zaten herhalde tanjant 15'i de kotanjant 75 diye çevirirsem kotanjant 75 çarpı tanjant 75 cevabımız ne olur? 1 olur arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir kural. Şimdi hocam lazım olur mu bunlar? Şimdi arkadaşlar şu anki artık AYT'nin hani eskiden türev kısmı limit integral kısmını ayrı gösteriyorduk ya yani zor kısım diye. Şimdi, zaten trigonometri zaten zor kısım da trigonometrinin kendisi zaten ayrı bir branş ama bu sene eleyici ne olacak? Eleyici ne olacak? Trigonometriden gelecektir yani büyük ihtimal. Geçen sene 3 soru sordular. Belki bu sene 4 soru yaparlar. Belki bilmiyorum ama yani 3 sorunun da 3'ü de güzel olacağını düşünüyorum ben. O yüzden lütfen bol bol soru çözün, pratik yapın. Evet. Güzel bir soruydu. Altıncı sorudan devam edelim. Altı sinüs 10 çarpı sinüs 50. Bir baba gibi bir soru daha. Sinüs 10 çarpı sinüs 50 çarpı sinüs 70 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere yani biraz tabii ki de soruda sizin biraz oynama yapmanız lazım. Sizin kendiniz soruyu önce bir sindirmeniz lazım. Mesela ben sinüs 10 yerine cos 80 yapacağım. Derse gelmeyenler çok şey kaçırdı bence. Kaç kişiyiz? Bakıyorum. 6 kişiyiz. Evet. Kosinüs 80 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 20 diye yazdım. Tamam mı? Yani şunları çevirdim ben arkadaşlar. Kosa çevirdim. Aklınızda bulunsun. Bu tarz soruları sinüsle. Sinüsle verildiyse eğer birbirinin iki katı şeklinde gitmiyorsa yani işte 10, 20, 40, 80 vermediyse aralarında işte 10, 16, 40 artmış, 20 artmış. Aralarında böyle bir şey yok. Direkt kosa çevirin. Şu kuralı görmeye çalışın. Ne yapacağız mesela burada? Ne yapsam işimi görür? Yani burada 20 var, burada 40 var, değil mi? Ben burayı herhalde gördünüz.
8 sinüs 20 ile çarptım arkadaşlar ve 8 sinüs 20'ye bölsem. Gördünüz değil mi? Şimdi 8'i de 2 diye ayırayım şimdiden. 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 ne yapar? Kos 40 yapar değil mi? Kos 40. Ne kaldı orada? 2 kaldı. Şuna daha yakın yapayım ya. Ne olsun? 2, 4 kaldı yani. Sonra kos 40, kos 80 kaldı. Bölü sinüs 20'yi asla unutma arkadaşlar. 8 sinüs 20. Sonra arkadaşlar 2 kos, pardon bu kos 40 değil ya. Sin 40 olacak. Burası sin 20 olacak arkadaşlar. Burası sin 40 olacak. Şimdi 2 sin 40 cos 40 arkadaşlar. Şurası da ne olacak? Sinüs 80 olacak. 2 sinüs 80 cos 80 ne olacak? Sinüs 160 olacak. O da sinüs 20'dir. 8 sinüs 20. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 8 olacak. Yani diğer sorulardan biraz daha hafif bir soruydu. Ama güzel bir soru. Başka yollardan yapılabilir arkadaşlar. Uğraşmak lazım. Şu an aklıma gelen çözümleri yapıyorum. Yoksa farklı yollarda yapılabilir tabii ki. Evet, geçiyorum. Evet, acayip dubara bir soru daha. Çarpım sembolü arkadaşlar. K2'den 7'ye tanjant 10K işleminin sonucu kaçtır? Bu soruyu da yapalım. K2'den 7'ye tanjant 10K. Bu ne demek arkadaşlar? K'ya 2 ver diyor. Değil mi? Şimdi K'ya 2 verirsen tanjant 20. 3 verirsen tanjant 30. 4 verirsen tanjant 40. Tanjant 50. 60 ve 70. Bunu soruyor. Yani adam bunu yazmamak için şu sembolü kullanmış. Güzel. Ne kadar sade olursa bu da ilgili matematikte. Evet. Şimdi arkadaşlar tanjant 50 çarpı tanjant 60 çarpı tanjant 70. Bir kere bu tanjant 80'dir arkadaşlar. Notunuzu alın. Tanjant 50 çarpı tanjant 60 çarpı tanjant 70. Çok rahat da ispat yapılabilir. Bunu tanjant 80 diye yazabilirsiniz. Her yerde de geçerlidir bu. O zaman ben bunların yerine ne yazdım? Tanjant 80'i yazdım. Tamam. Evet. Burada da o zaman aynı mantıkla yani daha doğrusu tanjant 40 çarpı tanjant 30 çarpı tanjant 20, bunun da tanjant 10'a eşit olması lazım. Yani bunda tanjant 10'a eşit olması lazım. Çarpımları da 1 yapar. Şimdi arkadaşlar bunlar kural hepsi. Bu kuralları ben temizleyip size atacağım, tamam mı? Yani temiz bir kağıda alıp atacağım size. Ama kendiniz de ispat yapabilirsiniz. Yani bu sinüs 20, kos 20, sinüs 30, kos 30. Sinüs 40, kos 40 yazıp. Ama o zaman dönüşüm formülü kullanmanız gerekecek. Baktığından veya başka nereden ispatlayabiliriz? Evet, yani onları kullanmak lazım. Yani burada cevabı 1 olacak arkadaşlar. Öbür türlü çok uzun sürecek. Çok da
Uzun bir süremiz kalmadı zaten.